Tabii şimdi de NBA'de 15 Aralık itibariyle NBA'in yarısı tekrardan takas olmaya aday olacak. Çünkü yeni kontrat imzalayan oyuncular bu senenin başında 15 Aralık'a kadar takas olamıyordu. Ve takas sezonu 15 Aralık'tan itibaren başlayacak diyebiliriz. Buradaki en büyük adaylardan biri de Zaten kulübünden açıklama zaten geldi. açıklama da geldi. Kendisinin de ayrılmak istediği belli. Kevin Love. Kevin Love sizce hangi takıma gitmek iyi tercih eder veya hangi takımlara daha çok uyar? Fenerbahçe Beko. Hem 5 numara hem 4 numara. Obradoviç'le Hem 4 numara sorunlarını çözer. Savunma yapmaz, Obradoviç'le anlaşamaz. Vallahi hangi takıma gitmek isterle hangi takım onu ister? 90 milyon dolar 3 yıl boyunca hangi takım ödemeyi kabul eder? Şimdi genelde bu tür oyuncuları ya playoff'a garanti gözüyle bakıp zirveyi zorlamak isteyen takımlar alır. Ya da playoff'a girebilme ihtimali olup playoff'a Katılma hedefiyle. katılma hedefi olan takımlar alır. Şimdi ikinci gruptan kontratından dolayı ben bir alıcı çıkacağına pek ihtimal vermiyorum. Benim 3 tane adayım Adayız. var. Diğerlerinin yani bir sürü isim geçiyor. Yok Phoenix Suns, işte Minnesota'ya geri gidecek. Ne, Portland memleketi. Başka kim var? Bir sürü var. Wizards'ı gördüm bir yerde. Var ama bence en uçuk adaydan başlayayım. Golden State Warriors. Hiç beklemediğim bir adayla Ha işte geldiniz. uçuk dedim. Yani Kevin Durant gitti. Onun yerine yani 3,5 değil ama 4,5, 4-5 Draymond Green'le oynayabilecek beraber oynayacaklar. Kevin Love geldi. Bir Kevin gitti, bir Kevin geldi. Şimdi Karşılığında da D'Angelo Russell'ı mı Russell verdiniz? hemen verdim. Çünkü çok fazla görebilme ihtimali olmasa da yani şimdi başarılı olmuş bir formül var. Hatta rakipsiz olmuş bir formül var. Evet, Kevin Love bir Kevin Durant değil. Kevin Love yani böyle ilk gördüğünde kalbini çalan, çok güzel, herkesin peşinde koştuğu bir ne bileyim lisede, üniversitede bir kız gibi. Ama mesela olmadığı takdirde de 5 sene, 10 sene sonra bir daha gördüğünde ay iyi ki olmamış. Yani hayır, hakikaten İnanılmaz öyle. benzetme. Çünkü UCLA markasının en son Parlattı. kullanıcılarından bir tanesi. Şu anda belki öyle bir marka o yani UCLA, yani Şahsı kalmadı. Sven Nader ilk 5 bir maç başlamadan UCLA'de All-Star oldu NBA'de. Yani o günlerden Bugünlere geldi. çok müthiş efsaneleri var yani. Reggie Miller, Bill Walton, Kareem Abdul-Jabbar say bitmiyor. Tabii. Kevin Love da işte o markayı en iyi kullananlardan bir Son tanesi. örneği. Ama 4 kez All-Star olmasına rağmen bana sorarsan hiç böyle elit bir All-Star seviyesini yakalayamadı. Evet. Ha, üçüncü yıldız olarak Cleveland'da neler yapabileceğini gördü. Golden State'i ben gidenin yerine alınabilecek yaş olarak da Curry'nin Aynı yaşla yaş. aynı yaş. Yani o dönemi şutu olan, rebound alan, özellikleri tabii ki Durant'ten farklı bir 4 numarayla hatta 5'e kayma olasılığı da yüksek bir 4 numarayla Olabilir, risk evet. ederler diye düşünüyorum. Çünkü D'Angelo Russell'la ben olacağına pek ihtimal vermiyorum. Bu sene ha Olursa çok zevkli olur. bu takası yazın da yapabilirler. Çünkü Golden State'in bir playoff Tabii. iddiası da yok. Birincisi o. İkincisi benim gönlümden geçen açıkçası Miami Heat. Şimdi niye Miami Heat? Çünkü Miami Heat'te böyle biraz yani odada bir fil var. Hiç kimse o filden söz etmiyor diye Amerikalıların bir lafı Lafı. vardır. Ya yani Justin Winslow diye bir şey var. Şimdi onsuz Miami neler yapabileceğini bu sene gösterdi. Geçen hafta mı, evvelki hafta mı konuşmuştuk. Evet. 4 tane neredeyse çaylak denilebilecek bir oyuncuyla maç sayısı giderek arttıkça ne olur? Onu Evet. göreceğiz. Ama şu anda Jimmy Butler
Adebayo da gönlündeki aşkı buldu bence. Yani Minnesota'da başlayan, Chicago'da başlayan o arayış, Minnesota, Philadelphia derken ruh ikizi gibi bir şeyi buldu. Şimdi Justice Winslow'u verip o gençlerden bir tanesini vermen lazım. Yani birine kıyıp hangisine kıyar bilmiyorum ama eğer Chris Silva'yı kabul ettirirlerse, çünkü o da esasında öyle bir takımda da kendine bir yer edinebilecek bir şeye sahip. Artı bir tane de first round, Jimmy Butler, Adebayo ve Kevin Love fena olmaz ve Miami'yi sanki Milwaukee'ye biraz daha yaklaştırabilir gibi geliyor bana. Üçüncü takımım yine doğudan, Cleveland'da anlaşmadan önce çok istemişti Boston Celtics onu. Sen de onu mu diyecektin? Bir takım, bende de üç takım var, bir tanesi Boston Celtics. Çünkü Boston şu anda NBA'nin en kötü rebound alan takımlarından bir tanesi. Evet, Kevin Love artık 25-15 ya da 22-12 oyuncu değil sayı rebound açısından ama rebound ortalamasını hiç 9'un altına düşürmedi. Çaylak sezonu dahil bu sene de 10 küsur rebound alıyor. Çok atletik. Hem de şutu var. Yani o Jaylen Brown'lara, Jason Tatum'lara o spacing'i de yaratır. Sisteme uyacağını, ego olarak uyacağını, çünkü Kaliforniya çocuğu, babası Beach Boys, yani California Girls. Bir kere üçüncü olmayı da kabul etmiş. Kabul etmiş, ruhen kabul etmiş. Boston Celtics veya Miami Heat'te kendisine uyum sağlayıp beklenen performansı gösterdiği takdirde de belki doğudan finale çıkabileceğine inanır diye düşünüyorum. O açıdan yani Kemba, Jaylen, Gordon, Jason ve Kevin iyi bir 5. Marcus Smart. Müthiş bir 5 olur ama kimi verecekler karşılığında? Çünkü Boston'un vereceği oyuncu... Şimdi Boston'ın çok seçme şeyi var biliyorsun. Ama pikleri çok. Ama tabii şey olarak da bunu bir şekilde rakam olarak tutturmak gerekiyor. Yani sen orada o soruyu sormazsın diye umut ediyordum. Oradaki fil de Gordon Hayward diyecektim size. Ya ama bu sene, o geçen seneki şeyini, ya kolay değil ya. Öyle bir sakatlık, ayak, aşil tendon, ayak bilek falan, yani kolay değil. Bu sene fena da dönmedi. Bir maç oynadı yanılmıyorsam, bir ya da iki. Yani bir kere, şimdi ırkçılık değil ama beyaz tarz basketbol Boston'da her zaman tercih edilmiştir. Kesinlikle. Ya, lütfen ırkçılık falan demeyin. bir de Utah'dan geliyor. Üniversitede Butler. Koç da Butler'daki eski koçu Brad Stevens. O açıdan yani Hayward'u zannetmiyorum. Hayward'dan dolayı Kevin Love'ı tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Yani orada Brad Stevens, Tatum Brown, Hayward'dan birinden vazgeçmesi gerekir Kevin Love'ı alabilmesi için. Tatum Brown, Hayward. Hayward o üçünden birinden vazgeçmesi gerekir ve vazgeçilecek bir rotasyon. Çünkü verecek oyuncuları yok başka gibi geliyor. Peki bana. Cleveland kimi ister o üçüden? Genç olarak Brown'u veya Tatum'u. Yani Tatum zaten vermezler de Brown orada en büyük aday gibi gözükür. O da iyi oynuyor. O da çok iyi oyuncu ve geleceği çok parlak bir oyuncu. Bir de Danny Ainge'in o açıklaması, yani çok fazlalık vardı geçen sene. O biraz ayıklandı. Şeyi de Jaylen Brown'u düşünerek söylenmiş bir şey. Yani bakıldığında Boston'un Fenerbahçe Beko'dan sonra en çok uzuna ihtiyacı olan takım Boston Celtics olabilir. Ama Boston'un biraz manevra alanı daha kısıtlı gibi geliyor. Yani buyout pazarından alınabilecek bir uzun veya takımından kat edilerek alınacak bir uzunun daha olası olduğunu düşünüyorum. Ama benim de 3 takımdan bir tanesi Boston'da. Öbür ikisi hangisi? Öbür ikisi bir tanesi Doğu'dan, benimki de sürpriz ve uç bir örnek. O da Toronto. Raptors'ın çünkü şu anda beklenmedik bir başarı olduğu için acaba geçen sene Kawhi ile oynanan kumar bu sene de Kevin Love'la oynanır mı? Tabii ki aynı oyuncu değil, aynı etki yapmaz ama gelişmiş bir Siakam var. Van Fleet var, Lowry, Gasol derken oraya bir parça daha koyarsak aynı... Kimi verecekler? Yani kimi verecekler sorusu çok güzel bir soru. Orada OG Anunoby bir
Kafi mi sence? Birinci aday. Eğer kabul edilirse ki yani yaşından dolayı zannetmiyorum ama Lowry ikinci aday veya Van Fleet var. Yani orada 3 oyuncudan ikisini vermen gerekir. Egzersiz olarak yani başarıya odaklı bir takım olarak kim olabilir diye düşündüğümde Doğu'da sizin Golden State örneğiniz benim için Toronto gibi geldi. Çünkü Masai Ujiri de bu kumarları oynamayı seven bir GM. Ama yani Houston diyemiyorum çünkü Houston'un verecek hiçbir şey yok. Yani eğer elinde olsa herhalde... Yani Houston'u ben de düşündüm ama... Daryl Morey yani anında düşünmeden... Cleveland ne alacak karşılığında yok yani. Üçüncü takım da benim şeyim Murat abi Portland. Portland'ın nedeni de memleketinin olması, Kevin Love'ın istemesi, bir de Portland'ın o geçen seneki başarıdan sonra Carmelo Anthony hamlesinin zaten ne kadar ihtiyaçları olduğunu, ne kadar artık zorda, yani desperate bir Melo şekilde. Melo ne olacak? O kadar Melo ne olacak? Sevildi. Melo sevildi. Haftanın ödülünü de aldı. Çok güzel ama yani Melo mu Kevin Love mı daha uygun diye düşünürseniz ben oyuncu olarak birebir karşılaştırdığımda Kevin Love'ın yine hala Melo'dan daha fazla açıkları giderdiğini düşünüyorum. Yani Hasan Whiteside'ı yolcu ettiğiniz bir trade olması gerekiyor tabii. Çünkü onun da bir kontratı var. Yani Portland en iyi fitlerden biri gibi gözüküyor benim gözümde. O yani en realistik fitlerden biri gibi gözüküyor diyelim. Ben takımım olsa Kevin Love'ı alır mıyım sorusunda ise üçüncü yıldız olmayacaksa Kevin Love'dan olmaz çok büyük bir beklentim olmaz. Yani Kevin Love'ı alalım bizi şampiyon yapsın gibi bir oyuncu değil. Üçüncü yıldız olması gerekiyor. Rolü Cleveland'dakine benzer olması gerekiyor ama kimsede de bir LeBron yok. Yani Kevin Love'ı iyi gösteren şeylerden biri de LeBron'un her şeyi yapmasıydı o takımda. Yani Anthony Davis'e o kadar genç vermeseydi Lakers da belki olabilirdi yani ama. Çok genç gitti orada. Lakers'ın da eli kolu bağlı. İşte şeyi yok yani. Bir de cap'li oyuncusu da yok. Yani LeBron ve Anthony Davis'ten sonra bir sürü oyuncuyu vermesi lazım tek oyuncuyu alabilmesi için. Lakers'ın da manevra alanı yok. Yani o yüzden çok fazla takım hem şampiyonluk yolunda olan hem de cap açısından rahat olan çok fazla takım yok. Golden State konusunda Kevin Love hiç düşünmemiştim. Çok enteresan bir yerden geldiniz. Belki bu seneyi feda edip önümüzdeki 2 sene şampiyonluğa oynarım diye düşünebilir. İlgisini çekebilir. Ama burada siz değinmek istiyordunuz. Ben açayım konuyu. Kevin Love'ın Cedi ile de bir bağlantı olma riskinden bahsettiniz. Evet. Ya şimdi tabii ne vereceğin ne alacağın kontratlara bağlı bir şey ama şimdi Cedi'yi verdikleri kontrata da bakarak ve onu da değerlendirerek yani Cleveland Cavaliers yönetimi şu soruyu soruyor Cedi'ye. Sen benim 3 numaram mısın? Şu anda da Cedi evet ben sizin 3 numaranızım demedi, diyemedi. Bugüne kadar olmuş. Şimdi bu takasta bir draft mutlaka birinci tur bir draft en azından isteyeceklerdir. Bir tane genç bir uzun, bir tane de genç bir forvet isteyeceklerdi. Guard isteyeceklerdi hiç zannetmiyorum. Çünkü guard çok zaten hoş. Orası çok kalabalık. Bunu verebilecek takım çıktığı takdirde de alınacak kısa bir forvet olacaktır. Yani Cedi'nin yerine alınabilecek bir oyuncu olmaz inşallah. Ama Cedi'nin kontratı da onun açısından dediğim gibi yani artık bugünden itibaren Cedi şey mesajını vermeli. Yani 7-6 Şubat'a kadar süresi var. Ya ben sizin 3 numaranızın başka şeyler düşünün mesajını vermesi gerekir. Kesinlikle. Yani ben Kevin Love'ın hemen trade olacağına da inanmıyorum. Yani pazarının şu anda çok yüksek olduğuna inanmıyorum Kevin Love'ın. Sırada takımlar Kevin Love'ı kovalıyor gibi bir durum yok. Sezon yani ya Şubat'ın son günleri yani Şubat trade deadline'ın son günleri Şubat'ın başında ya da gelecek sezondan önce. Yani biraz kontrat daha bir 30 milyon daha azalsın. 2 sene 60 olsun. Ondan sonra tetiği çekelim diyecek. Başka takımların olacağına inanıyorum. O yüzden Cedi'nin biraz daha süresi var. Söylediğiniz gibi Şubat'a kadar işte onu kendini inşallah iyi değerlendirir. Kullanma ve gösterme süresi var. İnşallah çok iyi kullanır. Kevin Love dengeleri değiştirecek mi? Göreceğiz. Yani bu sene çok değişti o dengeler çünkü geçen seneden bu seneye yani Golden State en iyiden en kötüye, Lakers efsanesi geri döndü, Clippers atak yaptı. Bakalım Kevin Love gideceği takımla dengeleri bir daha değiştirecek mi? Göreceğiz.